Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda sizi stüdyolarımızdan ve biraz uzaklara götüreceğiz. Gerçekten hem serüvenleri dinleyeceğiz hem de o yola nasıl çıkılır, o dünya nasıl gezilir, yeni yerler nasıl keşfedilir biraz bunu dinleyeceğiz. Çünkü hikaye anlatıcısı bir konuğumuz var. Böyle kısa da bir program olmayacak. Yürümek isteyenler, çıkmak isteyenler, motosikletle, araçla biraz dinleyelim bakalım. Ali Küver konuğumuz bize neden anlatacak? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız Ali Bey? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyiyiz. Vallahi şimdi hep benim böyle yapmak istediğimi yapmışsınız. Zaman zaman böyle konuklarım oluyor. Çok da keyif alıyorum dinlemekten. Evet. Eminim izleyiciler de çok keyif alacak. Umarım. Şimdi serüveni konuşacağız. Evet. Nerelere gittiniz, neler yaptınız bunu çok dinlemek istiyorum ama... Evet. Önce o yola çıkış hikayesini bir dinleyelim. Nasıl karar aldınız? Biraz kariyer geçmişinizi de dinleyelim. Neyden kaçtınız acaba? Belki de onu da merak ediyorum. Evet. Sonra konularımıza geçelim. Ben 47 yaşındayım. 25 yıllık avukatım. 23 yıldır da bilfiil avukatlık yapıyorum. Halen ülkemizin önüne gelen bir şirketler grubunun hukuk müşavirliğini yürütüyorum. Benim seyahat serüvenim motosikletle başladı. 2016 yılında başladı. 2016 yılından beri motosiklet sürüyorum. Öncelikli çıkış noktam İstanbul trafiğine bir çözüm bulmaktı. Bu amaçla motosiklet aldım ve sürmeye başladım. Fakat motosiklet beni bambaşka bir yere, bambaşka bir serüvene taşıdı. Harika. Hı-hı. O serüven peki nasıl oldu? O serüven yazma serüveni diyebiliriz. Ben yaz-kış her gün motosiklete biniyorum iş ve ev arasında. Bunun dışında fırsat yarattıkça da uzun seyahatler yapmaya çalışıyorum. 2016 yılında Bulgaristan'a bir yolculuğum oldu. O kadar zevk aldığım bir yolculuk oldu ki döndükten sonra bu yolculuğu hatırlamak için yazdım. Yazdıktan sonra da sosyal medyada paylaştım. Çok olumlu geri dönüşler aldım. Bu beni ayrıca motive etti. Derken ondan sonraki seyahatlerimi içimden geldikçe bir kısmını tekrar yazıya döktüm. Yazmalar devam ediyor mu şu an? Yazmalar devam ediyor fakat son zamanlarda bu yazma daha çok görsel ve işitsel paylaşımlara dönüştü. YouTube kanalıma birazcık ağırlık verdim. Biliyorsunuz son dönemin ilgisi daha çok görsel ve işitsel medyaya yönelik. Ben de YouTube kanalımda bu hikayelerimi... çektiğim fotoğraflar ve videolarla ve müziklerle süsleyerek paylaşıyorum. Harika. Peki böyle gizli sözünden çok yolculuk kullanıyorsunuz. Evet. Bunun sebebi nedir? Evet. Gezinin bendeki karşılığı biraz turistik. Ben yolculukta veya bir yere gittiğimde turist olmaktan ziyade mümkünse oranın belli bir sürede olsa parçası olmayı tercih ediyorum. Oranın hayatına temas etmeyi, mümkünse oranın yerli halkıyla bir şekilde bir şeylerin içerisinde olmayı, gündelik hayatın içerisinde olmayı tercih ediyorum. Yani gittiğiniz yeri veya gittiğiniz yolu ve o süreci tüketen birisi olmak yerine gittiğiniz yerle ilgili bir takım deneyimler yaşayan birisi olmayı tercih ediyorum. Ve yol teması ve yolculuk teması bence insanın kişiliğinin var olmasına, efendim şekillenmesine dair de bir anlam içeriyor. Bu bakımdan da onu seviyor ve tercih ediyorum. Harika. Peki şimdi Bulgaristan dediniz ama evet. Tabii bunun da sınırlı olmadığını ben evet. Programdan önce de biraz evet. söylediniz. Nerelere gittiniz? Nereleri gördünüz? Şimdi motosikleti saymazsak 30 küsur ülkeye gitmişimdir. Ülkemiz dışında, ülkemizde de elimden geldiğince gezmeye çalıştım. Son olarak karavanla bir seyahat yapmaya çalıştım. Zaman zaman bunu tekrar etmeye çalışıyorum. Motosiklet dersek, nerede motosiklet sürdüm? Hırvatistan'da sürdüm, Bulgaristan'da, birkaç defa Yunanistan'da, Romanya'da. Romanya motosikletçiler için çok cazip bir şeydir, bölgedir. Neden? Çünkü müthiş bir coğrafyası var, dağları var ve virajlı, düzgün asfaltı olan yolları var. Bir de genel olarak bizim sınırımızdan çıktığınız zaman motosiklet sürücüsüne bir trafikte saygı var. Bu da işleri biraz kolaylaştırıyor ve zevkli hale getiriyor. Hani Karpatların tadı başkadır. Moğolistan'da sürdüm. Çok kısa bir sürede Endonezya'da, Bali'de. Harika. Hı-hı. Moğolistan gerçekten çok ilginç bir yer. Evet. Geçen ben de böyle bir araştırırken evet. dünyada nüfus yoğunluğunun
En az olduğu yerlerden birisi olabilir. Yer, bir numara. Daha doğrusu coğrafyasına göre nüfus yoğunluğu çok az. Yanlış hatırlamıyorsam 1-1,5 milyon civarında insan yaşıyor. 3,5 milyon civarında da hayvan yaşıyor. Yani küçükbaş sanırım. Evet. İnanılmaz bir yer gerçekten. Yani her böyle serüven Moğolistan'la ilgili var. Evet, zaten... bir şey var orada çeken galiba, değil mi? Uzak bir coğrafya. Fazla ehil olmadığı için, fazla işte imar edilmiş, yapılaşmış olmadığı için halen yaban bir coğrafya. Az önce söylediğimiz gibi de insanı çok az, insanın temas ettiği alan çok az. Değişik bir gizemi de var ve ben onun için diyorum, yani birisi Moğolistan'a giderse çok büyük olasılıkla ciddi bir macera yaşayıp dönecektir ki benim başıma da böyle bir şey geldi. Hayatımın en derin izlerinden birisini taşıyan anılarla geri döndüm. İlginçti gerçekten. Paylaşmak ister misiniz? Kısaca paylaşayım. Ben Moğolistan'da, zaten Moğolistan bilirsiniz, özellikle belli bölgeleri şamanlar bölgesidir. Evet. Yani başka bir inanışa mensup insanların yaşadığı ve bunu gerçekten gündelik hayatlarında sürekli olarak yaptıkları, hayata geçirdikleri bir coğrafya. Orhun yazıtlarını gördüm. Bol bol yol gittim. Gobi Çölü'ne gittim. Moğolistan'da enerji, dünyanın enerji merkezi olarak kabul edilen eski bir tapınağın olduğu bir bölgeye gittim. Fakat asıl hikaye Ulaanbaatar'ın batısında bir yaban atlarını görmek için yola çıktığımda yaşandı. Moğolistan'da pek köprü yoktur. Nehirleri motosikletinizle geçmeniz gerekir. Yıkık dökük bir köprü bulursanız ne âlâ. Ben de bir köprü ararken bir türlü o köprüyü bulamadım. Nehirden geçmek zorunda kaldım. Fakat bu nehir geçişi en olmayacak yerde, en olmayacak şekilde oldu. Ve hikayenin kendisi de o oldu. Onu da kitabımda uzun uzun anlattım. Onun detayları uzar. Kitapta okuyabilirler. Evet. Yani kimine göre adeta soluk soluğa bir film senaryosu niteliğinde. Okuyan arkadaşlarım öyle söylediler. Harika. İlginç bir deneyimdi gerçekten. Evet. Peki şimdi sanırım bu serüvenler de böyle yazıyorum dediğiniz bir kitaba döndü. Evet. Doğru mudur? Evet. Ben 2016 yılında yazmaya başladım. Dönem dönemde bazı seyahatlerimi yazdım. İçimden gelirse yazdım. Bunları 2021 yılında bir kitaba dönüştürdük, derledik. Ali Kettup Yol Hikayeleri diye yayınladık. Harika. Bu kitabın en önemli özelliklerinden birisi de yolda benim çektiğim çokça fotoğrafı, renkli fotoğrafı içermesi. Harika. Bunu e-kitap olarak tabii. Bu birinci kitabımız fiziki olarak çıktı. Fiziki olarak. İkinci kitabımı e-kitap olarak çıkardım. Yaklaşık bir sene sonra da Toroslara bir seyahatim olmuştu. Toroslar da çok cazip bir coğrafyadır. Doğa sevgisi olan işte motosiklet tutkunları için çok çekici bir coğrafyadır. Ben Batı Toroslar'da kısa bir tur yaptım. Sonra bunu Torosların Sesleri adında bir e-kitap olarak yayınladım. O kitapta da Torosları, işte oranın coğrafyasını, kültürü, yörükleri anlatırken bir baktım çocukluğumu anlatıyorum. Çocukluğa gidiş, dönüşler ve anılar şeklinde enteresan bir kitap oldu. Harika. Neden e-kitap peki? Neden e-kitap? Birinci kitap çok yoğun bir çalışma ve saygıdeğer bir emek sonucunda iyi bir ürün olarak ortaya çıktı. Grafik çalışmasından, editörlük çalışmasına, işte matbaa basım çalışmalarına kadar. Fakat bir kitabın oluşması başka bir şey. Bu kitabın dağıtılıp pazarlanması ve insanlara, okuyuculara ulaşması bambaşka bir şey. Bu ikinci aşamanın son derece zor bir aşama olduğunu deneyimlemiş oldum. İkinci bir sebep de bu arada geçen sürede maliyetlerin, kağıt maliyetlerinin çok yükselmiş olmasıydı. Hatta matbaamdan aldığım bilgi şuydu, Ali Bey eğer aynı nitelikte bir kağıt kullanmak isterseniz ki biz özel bir kağıt kullanmıştık, fotoğraf baskısına da uygun, hani okuyanın böyle göz zevkine de hitap edebilecek. Aynı nitelikte bir kağıt kullanmak isterseniz o kağıdı bulamayabiliriz şeklinde bir geri dönüş olmuştu.
Üçüncü sebep de yeni bir alan, yeni bir teknik ve deneyim. Bunu da tecrübe etmek istedim, e-kitabı. Böylece e-kitaba karar verdim. Başından sonuna da tasarımını, işte yayıncılığını, işte yazarlığını yapmış olduğum bir kitap oldu. Tabii ki bir de Türkiye'de şimdi şöyle son zamanlarda fiyatlarda hiç denge yok. Evet. Özellikle kağıt fiyatları bir de çok ithal ettiğimiz için sanırım kitap fiyatları da bizim de dergimizden biliyorum sürekli artıyor yani. Evet, ay başka bir fiyatla karşılaşabiliyoruz. Herhalde bu ekonomik zorluğun içinde kitaplara bütçe ayırmak biraz zor gelebilir değil mi? Dijital böyle bir çözüm sunuyor bize. Evet. Şimdi birincisi dijitallik artık çok hayatımıza geçti. Bir ulaşım kolaylığı sağlıyor. Bir de az önce söylediğiniz gibi bir maliyet avantajı sağlıyor. Yine benim kitap evinden aldığım geri dönüşte böyle bir dönemde, böyle dönemlerde insanların ilk olarak kitap bütçesini kıstığı şeklinde. Ben bu sebeple de hani kitap sonuçta yazılmış, insanlara ulaşsın diye ortaya koyduğum bir şey. İnsanlara ulaşsın diye şunu yapmaya çalıştım. Kitabı bildiğim, ulaşabildiğim bütün kütüphanelere hediye ettim. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kitap kütüphaneleri olmak üzere. Hapishanelere hediye ettim. Köy okulları başta olmak üzere okul kütüphanelerine hediye ettim. Sokak kitaplıklarına hediye ettim. Ve böylece hani elimden geldiği kadar ortaya koyduğum şeyin insanlara paylaşmaya çalışıyorum. O da paylaşımın ikinci aşaması oluyor. Evet. Harika. Peki şimdi karavan dediniz, motosiklet dediniz, uçak dediniz. Evet. Şimdi bunların içinde bakınca motosiklet biraz konfor alanının dışında bir macera gibi duruyor. Çok doğru. Evet. Bazı yerlerde ama dediğiniz gibi bizim sınırlardan çıkınca çok büyük bir saygı var bisiklete, motosiklete. Evet, evet. Keyifli olduğunu düşünüyorum ama zor da olduğunu düşünüyorum. Zor değil mi? Evet. Kolay diyemem. Az önce söylediğiniz gibi motosiklet kesinlikle konforlu bir şey değil zaten. Evet. Bir motosiklet sürücüsünün bunu bilerek ve kabul ederek yola çıkması lazım. Fakat bu konforsuzluk belki de işin tadını veriyor. Biliyorsunuz motosiklette korunaksız bir şekilde bütün hava, yol ve diğer koşullara, bu trafik koşulları da olabilir, maruz kalarak, bunlarla temas ederek ama aynı zamanda olumlu tarafından bakarsak etkileşime girerek seyahat ediyorsunuz. Mesela yolda giderken bir arabadan daha fazla ortamın kokusunu alabilirsiniz. Efendim soğuğu hissedebilirsiniz, sıcağı hissedebilirsiniz. İşin tadı burada. Evet. Zor olabilir, konforsuz olabilir ama daha gerçekçi. Daha evet. Gerçek. Ama daha zor böyle, olan şeyler daha güzel oluyor zaten değil mi? Belki de o verdiğiniz, hani harcadığınız emek var ya, çaba. Onun sonucunda o döktüğünüz ter size bir haz olarak geri dönüyor olabilir. Bir de son zamanlarda hani çok söylenir. Hani konfor alanınızın dışına çıktıktan sonra asıl hikaye başlar. İşte değişim başlar. İşte hayatın renklenmesi orada başlar. Belki de böyle bir şey. İşte ben de halen keşfetmeye çalışıyorum. Peki bir sonraki serüven neresi? Sonraki rotanız, ilk hedefiniz var mı ya da öyle şöyle, bir şey? Spontan mı gelişir biraz? Ben uzun zamandır Türkiye'nin güneydoğusuna gitmek istiyorum. Ya da ikinci seçeneğim şu olaylar bir biterse Suriye'ye gitmek. Sonbahar aylarında Suriye'ye gitme yollarını araştırdım. Ancak resmi kanallardan aldığım bilgiye göre şu an kendi aracınızla ve motosikletinize gitmeye izin verilmiyor. Bir takım özel sebeplerden dolayı da Güneydoğu şartları henüz gerçekleşmedi. Ama aklımda ilk olarak buradan yola çıkıp İç Anadolu'yu şöyle bir hızlıca geçip Güneydoğu'ya gitmek. İşte Yüksekova, Hakkari'ye kadar uzanıp oralarda biraz zaman geçirip belki doğudan geri dönmek var. Bunlar, ben çok planlı gezmiyorum. Önceden de bir takım planlar yapmıyorum. Biraz da o günkü şartlara, o günkü benim işte psikolojime, işte diğer koşullara, ayırabileceğim zamana bağlı olarak değişiyor. Bir ekip var mı birlikte hareket ettiğiniz yoksa bireysel misiniz? Yok, ben genelde tek başıma seyahat ediyorum. Tek başıma seyahat etmenin tadına vardım diyeyim. Bunun bir takım zorlukları var tabii. Bir de şöyle bir şey, sadece asfaltta veya şehirlerde yol almadığım için
sık sık ve imkan buldukça araziye girdiğim için aslında bu tavsiye edilen bir şey değil. Bir motosiklet sürücüsü araziye giriyorsa mutlaka en az yanında bir arkadaşının olması güvenlik açısından, her nevi güvenlik açısından tavsiye edilen bir şeydir. Fakat birisiyle seyahat etmek ayrı bir tat, ayrı bir eğlence, ayrı bir keyif. Bunu da zaman zaman yapıyorum. Fakat tek başına, tek başınıza yaşadığınız deneyimi bir grup halinde veya bir eşlik halinde yaşadığınız zaman yaşayamıyorsunuz veya farklı yaşıyorsunuz. Tek başınıza olduğunuz zaman gerek kendinizle, gerek motosikletinizle, gerek gittiğiniz yolla, efendim gerek gittiğiniz yer ve yerdeki insanlarla daha fazla birebir ilişki kurma imkanınız oluyor. O zaman da sanırım o yolculuğun yoğunluğu artıyor. Evet. Peki daha önce bir konuğum olmuştu, bunu sormuştum da çok da güzel bir cevap vermişti bana. Çok enteresan bir cevap vermişti. Buyurun. Şimdi biz dünyanın her yerindeyiz. Türkiye, evet. Türk vatandaşları, evet, olarak. Evet. Şimdi burada mesela hiç gittiğiniz, ummadığınız bir yerde merhaba hemşerim diyen biri çıktı mı size? Düşünmem lazım. Mesela Bali'ye gittiğimde Türk restoranı gördüğümde şaşırmıştım. Orada da yani kebap yiyebiliyorsunuz. Dediğiniz gibi en azından o izi görebiliyorsunuz. Yani dünyanın herhangi bir yerinde aynı nitelikte olmayabilir. Fakat bizim aşina olduğumuz örneğin işte yemeğe orada denk gelebilirsiniz. İşte evet. Türk mutfağı, Türk restoranı bir gibi. İzimiz var yani. Ve insanlar da var. Konuğum da bana şöyle demişti. Öyle yerlere gidiyorsunuz ki tam yol ayrımı, neredeyse insan olmadığı bir yer. Bir Türkleri orada bir restoranı, bir işletmesini bulabiliyorsunuz. Çok garip bir şekilde. Evet, mesela Sırbistan'dan Bulgaristan'a geçerken tabii orası bir transit taşımacılığın da güzergahı olduğu için çok fazla Türk restoranı var. Veya Türkçe tabelalı şeyler, restoranlar var. Fakat bu söylediğiniz benim aklıma şey getirdi. İlginç, Türk izi kabul edilebilirse. Ben Dede Ağaç, Aleksandropoli'ye gitmiştim bir dönem. Hatta birkaç defa gitmiştim. Orada kurduğum o temaslardan sonra sağ olsun işte bir arkadaşlık oluşuyor. Beni orada bir köy düğününe davet ettiler. Köy düğününe gittim. Oraya otobüsle gittim. Çünkü kış mevsimi yaklaşıyordu. Çok yakın bir de zaten. Tabii tabii. Yani, 2,5 saat, 3 saat. Tabii yani biz motosikletle 3 saatte falan varabiliyoruz. İşte otobüs şartları 5 saatte varmıştım. Köyde yaşlı teyzeler vardı. Köyün meydanına işte masalar kurulmuş, işte yemekli bir şey, düğün. Önce onlar tabii kendi inanışlarına göre işte kilisede bir tören yaptılar. Sonra yenmeye, içmeye ve söylenmeye, işte dans edilmeye başladı. Yaşlı teyzeler Türkçe türküler söylüyorlardı. Ya, aman ormancıdan tutun da başka türkülere kadar çok ilginç. Onların çoğu çünkü buralardan, evet, çok da uzak olmayan zamanlarda göçmüş insanlar. Bunu tabii biliyorduk ama hani kulağınızla duyup görünce ve yeni nesille Türkçe konuşamadığınız halde 60-70-80 yaşındaki teyzelerle Türkçe konuşabilince ilginç oluyor. Evet evet, yani hep zaten öyle söylerler ama ben de çok defa bulundum. Evet. Yani gerçekten Ege'nin iki yakasında, evet, hiç birbirine düşman olmayan, aslında dost olan iki tane halk var. Evet. Ama işte iktidarlar böyle köpürtüp hep böyle bir düşmanca birbirlerine, evet, tavır alıyorlar. Bu da hiç hoş olmuyor. Hep yani derler yani halklar düşman olmaz, evet, diye. İşte mesela Musakka'yı orada da yiyebiliyorsunuz. Burada biraz farklılıklı ama işte bunu beni misafir eden şeylere, ahbaplara sormuştum. Ya ne kadar hani benzeşiyor filan. Başka nasıl olabilirdi ki dedi. 600 yıldır beraber yaşadık biz. Aynen öyle. Evet. Kesinlikle. Peki valla Ali Bey, sizi dinlemek de herhalde saatler geçer. O yüzden, evet, izlemek lazım diyorum. Evet. YouTube kanalınız var. Evet. Orada ekranda göründü zaten sanırım verdiğiniz bilgiyi. Evet. Oradan sizi mutlaka takip etsinler. Ben de o şamanlarla ilgili dere köprü hikayesini mutlaka bir görmek istiyorum. Son olarak var mı söylemek istediğiniz izleyiciye? Böyle çıkıp da serüven yaşamak, bir yola artık çıkayım deyip de benim gibi çıkamayanlara nereden başlasınlar tavsiye edersiniz? Tabii herkes kendi yolunu kendi çizer. Kendi gereklilikleri, ihtiyaçları ve ilgi alanları doğrultusunda. Ama ben iki düsturumdan bahsedeyim hayatta. Ben kendi kendime hep şöyle derim. İhmal etme, erteleme, acele etme. İkinci olarak da şunu öğrendim. Yanlış yol yoktur, yeni yol vardır. Kesinlikle doğru. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Size yeni rotalarınızda keyifli yolculuklar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Seni iyi yanlar. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten işte hayat aslında başlar başına bir serüven. Ama bazıları işte yollarda, bazıları motosiklette, bazıları yürüyerek yeni yerler görüyorlar. İnsanın içinden geldiği bu
duyguları, heyecanı ertelememesi lazım. Ben de erteleyenlerdenim. Umarım en kötü bu yıl içinde biz de bir yola çıkmayı düşünüyoruz. Ali Bey gibi ben de böyle anlatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.